Bugün e, total sentez e, konulu webinarımız var Burada da ise e, bir molekül sentezlemek istiyoruz Bunu nasıl planlamasını yapabiliriz veya bir e, aklımızda bir e, molekül e, var e, ve birden fazla süstent eklemek istiyoruz e, Bunu nasıl yapabilirim nasıl arayabilirim? E, aklımda e, dediğim gibi bu düşünce deneylerimizde işte e, neler yapabiliriz, bunları reaksiyse nasıl anlatabilirim ve farklı referanslarla nasıl sonuçlar alabilirim? Aslında bunları konuşacağız. E, daha genel olarak e, yapı çizimiyle derdimizi nasıl anlatabiliriz daha doğrusu ondan e, bahsetmek istiyorum. Çünkü Reaxis bu konuda çok değerli. E, bu tarz aramaları maalesef ki geleneksel arama motorlarıyla yapamıyoruz. Ve bu, bu anlamda da çok değerli bir web tabanlı araç haline geliyor Reaxys. Bizim için bugün de uzun uzun hani süremizi ettiğince tabii ki de yapı bir molekülün yapısını nasıl çizebiliriz? Onu daha spesifik hale nasıl getirebiliriz? İşte retrosentez planlaması, sentez planlaması nasıl yapabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonraları tabii ki de farklı webinarlarımız da var. Mesela bir sonraki webinarımızda belki katalizörler konusunda çalışıyorsunuzdur. Bu alanda yani spesifik olarak nasıl aramalar yapabilirsiniz? Bunları anlatacağız. En önemlisi işte biyoaktivite modülü reaksiz için çok kritiktir. Yani çok oldukça geniş bir modüldür. Burada tıbbi kimya dediğimiz, işte farmasötik kimya dediğimiz, eczacılık alanında belki e, çalışmalarınızı yapıyorsunuzdur. Kesinlikle yani çok e, geniş şekil, geniş bir e, modül ve burada farklı şekillerde aramalar yapabiliyoruz ve çok güzel. E, kolayca bulamayacağımız sonuçları, bilgileri, verileri daha doğrusu bu modülü kullanarak alabiliyoruz. Onun dışında farklı konularımız var. İlginizi çeken bir webinar olsa lütfen kaydolmayı unutmayın buradan. Bu şekilde devam edeceğiz tabii ki de. Ben izninizle reaksite geçiş yapmak istiyorum. Ondan önce ben aslında size bir anket yöneltmek istiyorum. Burada daha önce hiç kullandınız mı? Departman yani bölümünüz nedir? Hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Bunun hakkında kısa bir bilgi almak istiyorum. Ona göre ben de şekillendireceğim eğitimi. Belki daha önce hiç REAKS'e giriş yapmamışsınızdır. Belki de çok aktif olarak kullanıyorsunuzdur. Bunlarla ilgili... Kısa bilgi almak adına size bir anket yönlendirdim. Ee, cevaplarsanız çok mutlu olurum. Burada çünkü bu e, bugünkü eğitimimizde e, genel konulardan yani genel kullanımdan ziyade dediğim gibi bir sentez planlamasını nasıl yapabiliriz? Bir e, yapıyı nasıl çizebiliriz? Farklı şekillerde veya e, özel spesifik anlamda, spesifik işte, spesifik, 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 spesifik yanlar e, nasıl yazabiliriz? E, bunları e, bakacağız. Teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Şimdi tabii ki de kısaca bir e, giriş de yapmak isterim çünkü daha önce hiç e, kullanmayanlarda olduğu için, ama çok da uzatmayacağım. Tabii ki de burada biz e, reaksiyon giriş yaptığımızda karşımız oldukça kolay yani basit daha doğrusu bir e, arayüz çıkıyor e, burada yapabileceklerimiz e, hızlı arama ile karşılaşıyoruz ilk girişimizde basitçe biz burada bir tekst araması yapabiliriz bir konsept arayabiliriz konularabiliriz bir e, molekülün ismini yazarak arama yapabiliriz onun dışında e, çizerek bu aramaları yapabiliyoruz. Daha sonra da üstünde duracağım üzere e, farklı şekillerde işte biz molekülümüzü çizebiliriz, reaksiyon çizebiliriz. Bunlar üstünde duracağız. E, onun dışında tabii ki burada e, basit, daha basit soruları sorabiliyoruz e, hız aramada. Ancak e, Query Builder var e, burada. Query Builder'da aslında e, çevirirsek de yani bu sorgu kuruyoruz Yani bir araştırma sorusunu kompleks bir araştırma sorusunu burada e, dönüştürebiliyoruz yani e, reaksize verip e, cevabını alabiliyoruz aslında farklı şekillerde e, birden fazla soruyu aynı anda sorabiliyoruz aslında e, retrosentez kısmımız var burada daha sonra yine üstünde duracağım e, bir e, hedef molekülüm vardır sentezlemek istediğim bunun e, retrosentez planlamasını yapabiliyorum e, kolaylıkla. Burada tabii ki de öncelikle ben e, giriş yapmanızı tavsiye ederim. Hani e, hangi kuruluş taysanız e, oraya hani üyeliğiniz varsa e, yardımcı olacaklardır. Genelde üniversitelerin e, abonesi, abonesi ise eğer kütüphanelerde yardımcı olacaktır. E, giriş yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü bazı özellikler giriş yapmadan e, kullanılmıyor. E, mesela burada e, bir Sentez planlaması yaptığınızda bunu kaydedebiliyorsunuz bilgisayarınıza e, oldukça e, düzgün, e, düzenlenmiş bir şekilde ve ayrıntılı olarak. E, bunu çalışma arkadaşınıza, hocanıza e, gönderebiliyorsunuz. giriş e, Giriş yapmadığınız takdirde bunları göremeyeceksiniz. Yani bunu kullanamayacaksınız. E, alarmlar kurabiliyoruz. E, bir dediğim gibi bir konsept, bir konu aradığımızda aslında... Bunu güncel olarak takip etmemiz gerekiyor. Ee, bunu da alarm kurarak yapabiliyoruz. Geçmişimizi takip edebiliyoruz. Yani daha önce ne araştırmıştım, bu araştırma sorusu nasıl sormuştum, ne şekilde e, reaksize vermiştim onların hepsini görebiliyorsunuz. Onun dışında burada aslında e, reaksiz ne kadar güncel belki aklınızda bu soru da olabilir çünkü ne kadar güncel literatür takip ediyor diye e, şüphe duyulabilir. E, burada e, en son güncellemeleri görebilirsiniz. Hatta tıklarsanız e, burada geniş bir şekilde e, literatür patentlerin en son ne zaman güncellendiğini, ne kadar veri olduğunu buradan hepsini görebilirsiniz. E, yine bir aktivite e, modülünden de. Mesela bir hedef moleküller arıyorsunuzdur, bunların ne kadar güncel olduğunu görebiliyorsunuz. İşte ticari e, maddeler konusunda da güncel verilerinizi verileri görebilirsiniz. Onun dışında e, bir sorunuz olabilir, yani o an bulamadığınız bir şey olabilir. Onun için de şunu tavsiye ederim, buradan e, farklı şekilde yani reaksiyon support center'a girdiğinizde aslında. Burada çeşitli aramalar da yapabilirsiniz. Daha basit olarak e, bunları e, arayabilirsiniz burada. E, video e, tutorial'larına bakabilirsiniz. Daha basit e, temel şeyler e, bir yandan hani, aklımızdan çıkmış olabilir. Bunlara buradan bakabilirsiniz. E, onun dışında dediğim gibi genel hatlarıyla aslında Reaksiz ile e, bir e, araştırmamızı çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bugün dedim biz e, bir sentez planlaması nasıl yapabiliriz? Bir e, yapıyı nasıl çizebiliriz? Onu spesifik hale getirebiliriz? Bunu göreceğiz aslında. Basitçe ben çizim kısmına giriyorum. Direkt oradan başlıyorum. Ve çizim kısmına girdiğimizde aslında bizim karşımıza iki farklı e, uygulama diyelim çıkıyor. Birisi Marvin, diğeri Kemdurov. Siz hangisini arzu ederseniz. Onla çalışabilirsiniz elbet. Ee, i̇kisi de oldukça entegre sistemler reaksiyede çok kolay. Hani hiçbir şekilde hani başımızı ağrıtmadan... kolayca çizimimizi yapıp e, bunu e, arayabiliyoruz, aratabiliyoruz. Ee, burada tabii ki farklı e, şeyler yapabiliriz. E, öncelikle döküman... istediğimiz bir e, belki molekülü biri bize göndermiştir. Yani, yani bunu aratabilir miyiz? ye sorulmuştur. Bir reaksiyon vardır. Daha önce bir uygulamada çizmişsinizdir. Buraya almak istiyorsunuzdur. Buradan basitçe uygun format ile çağırabilirsiniz. Ya da siz çizmişsinizdir ve bunu kaydetmek istiyorsunuzdur. Belki daha sonra kullanmak üzere. Belki birine göndermek üzere isterseniz de e, kaydedebiliyorsunuz bunu. Onun dışında e, farklı şekillerde burada dokümanlar, e, dokümanlarla ilgili e, ayarlamaları yapabildiğiniz bir yer var. E, onun dışında basitçe biz burada mesela e, bağ tiplerini görebiliyoruz. Burada seçebiliyoruz çeşitli işte stüro merkezler çizebiliriz. E, tekli bağ, üçlü bağ, e, çift bağ çizebiliriz. Belki bunları da uygulamalı olarak göstereceğim. Bir karbon zinciri çizmek istiyorsunuzdur. Farklı sayılarda onları yapabilirsiniz. Buradan farklı farklı şekillerde bu çizimleri spesifik hale getirebiliyorsunuz. Onun dışında altta template'ler var daha hani. Uğraşmamak için biz e, genel olarak kullanılan halkalı yapıları görüyorsunuz. Bunun dışında farklı genel kullanılan işte karbon atomunu, oksijen atomunu daha genel kullanılan e, atomları burada görebiliyorsunuz basitçe çağırmak için. E, bizim e, periyodik tablomuz da kolayca e, elimizin altında oluyor. Onun dışında daha spesifik olanları işte jenerik grupları, abbreviated grupları şimdi anlatarak çiz anlatarak göstermek istiyorum. Ee, mesela ben bir basitçe hani buradan alıp e, çizmemi yapabiliyorum. E, ama bazen çizim yapmak istemiyor olabilirsiniz. Yani daha doğrusu şöyle. Bir e, bir molekülün türevleri üstünden gitmek istiyorsunuz ve o molekül çizmek istemiyorsunuz ya da çok büyük bir molekül. Basitçe onun içinde insert structure from name diyerek çağırabilirsiniz. Buradan mesela çok basit salisilik asit. Evet o kadar da zor değil çizmesi belki ama ben basitçe bunu çağırabilirim buradan ve e, istersem tabii ki bunu sadece ismiyle değil kes numarasıyla smiles'ını burada elimde varsa e, yazıp bunu çağırabiliyorum. Onun dışında e, burada farklı şekillerde arayabilirim. Mesela işte çizdiğim şekilde arayabilirim. Substructure olarak yani e, farklı türevleri olsun yani burada seçtiğim zaman e, farklı atomların yeri değişebilir e, farklı atomlar olabilir daha doğrusu farklı substratlar farklı konumlara gelebilir diyebilirim e, similar yani benzerlik araştırması yapabilirim ben burada evet e, çok basit bir yapı çizdim ama siz bir molekül sentezlemek istiyorsunuz e, ya da sentezlediniz bu molekülü ve aratmak istiyorsunuz literatürde ee, çeşitli işte e, benzerlik araması yapabilirsiniz buradan şu sonuç çıkacaktı karşınıza karşınıza işte ya e, sentez molekül var mı yok mu Bir taraması yaparsınız ya da ne kadar benzerlikte moleküller var onu görebilirsiniz ee, mesela şimdi şey yapalım ben dediğim gibi basitçe e, aradığım zaman bunu e, sonuçlarımı bana getirecektir zaten bu hani e, Bildiğimiz bir tarafı basitçe ben çizdim ve e, aradığım zaman sonuçları da göreceğim buradan. Onun dışında e, ama daha spesifik çok fazla e, daha spesifik e, aramalar yapmak istiyorum. E, türevini e, bulmak istiyorum. Türevlerini, sayasilik asit türevlerini e, sentezlemek istiyorum belki. Onun için tabii ki de farklı şekillerde bunu... E, arayabiliriz ya da farklı süslentler koyabiliriz. Mesela birincisi e, jenerik gruplardan ben bahsetmek istiyorum. Burada e, biraz karmaşık geliyor olabilir çünkü çok fazla hani seçenek varmış gibi, e, var gibi duruyor ki hani var daha özel hale getirmek için arabalarımızı e, mesela burada e, bir asiklik yapıları e, süslent olarak koyabilir asiklik yapıları, halkalı yapıları koyabilirsiniz. Siz basitçe e, alkil grubunu seçebilirsiniz diyebilirsiniz ki yani herhangi bir alkil grubu olsun diyebilirsiniz ee, farklı işte halkalı yapılar e, seçebilirsiniz Aril grubu olsun diyebilirsiniz bunları Hani e, daha evet daha e, spesifik hale getiriyorsunuz ama belki de özel aradığınız bir alkil grubu yoktur, aril grubu yoktur ama yine o e, alanda ana çıkmak istemiyorsanız mesela jenerik gruplar bu konuda gerçekten çok yararlı olabiliyor. Ben bunu aldığım zaman e, bu pozisyonda mesela e, aramalarımı yapmak istiyorum diyebilirsiniz ve basitçe e, aramaya yaptığınız zaman mesela sonuçlarda benim koyduğum pozisyonda bir Alkil grubu olacaktır. Sonuçlara bakalım. Mesela benim koyduğum pozisyonda. Tabii ki e, burada e, daha geniş bir arama olacaktır dediğim gibi. Çünkü daha spesifik bir alkil grubu seçmedim. E, onun dışında burada e, belki ne yapabilirsiniz? Jenerik e, gruplar hakkında bu arada e, karışık olduğu için şöyle... Support Center'dan bununla ilgili şöyle bilgi alabilirsiniz mesela. İnsanın kafası karışabiliyor çünkü. Generik grupsu yazarsanız ve burada tıkladığınız zaman aslında... genel olarak nasıl yapacağınız tabii ki var ama mesela neler var... ...generik gruplarda sen bir örnekleriyle görebilirsiniz... G dediğimiz de en geneli herhangi bir grup olabilir. Jenerik grup olarak istediğiniz bir konuma koyabilirsiniz ve oraya alkil aril veya halkalı bir yapı olsun diye sınırlandırmıyorsunuz. Genel olarak e, söylüyorsunuz yani bu konuma herhangi bir grup gelebilir diyorsunuz. E, buradan sonuçlarını da e, görebiliyorsunuz. İncelemek isterseniz tavsiye ederim lütfen burada aramak istediğiniz bir e, spesifik bir grup olursa jenerik gruplara bakabilirsiniz. Mesela siklik yapılar ee, neler var işte alkil grupları dedik az önce aradık mesela işte siz e, heterosiklik yapılar istiyorsunuzdur e, hetero atomların olduğu yapıları arayacaksınız ama e, halkalı bir yapı istemiyorsunuzdur Alkoksi grubu ile ilgili bir arama yapacaksınızdır. Yani buradan aslında ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz sizin e, işinize hangi grup yarayacak veya ne planlıyorsunuz. Bunu göstermek istedim. Onun dışında dediğim gibi bu şekilde ben e, bunları e, daha e, farklı şekillerde türevlerini yazabiliyorum ve aratabiliyorum aslında. E, mesela e, şöyle bir şey de olabilir. Ben bunu siliyorum. E, farklı gruplarda e, substituent e, yine eklemek istiyorum ve burada ama yine hangi grup olduğu önemli değil. Bir başkası da bir başka şekli de yani burada e, s -ma, e, max kısmında seçerek istediğim konuma e, tıkladığım zaman diyorum ki aslında ben e, bu konumda herhangi bir substyant gelebilir diyorum. E, bu aramamı da e, bu aramamı da yaptığım zaman mesela buradan find diyelim iki pozisyonda iki konuma halkın iki konumuna e, herhangi substyant gelebilir diyorum. Bir diğer yöntemi de aslında gelme geledebilir gel edebilir bu arada. Onunla ilgili e, aramalarımı da yapabilirim. E, onun dışında diyebilirim ki e, bu konuma süslent gelmesin de diyebilirim. Sonuçta e, ben arama yaptığım zaman e, fitrelemem gerekiyor. Reaksiz bunu anlamıyor da olabilir veya az önce de aslında benim gözüme çarptı. Ben buraya istemiştim ama hani burada da bir substyant olabilir burada da olabilir ee, istediğim spesifik yerde olmasına rağmen diğer yerleri de koyabilir. Onun dışında aslında atom kitlememiz var bizim ee, atomlar atomlarınızı kitleyebilirsiniz basitçe farklı e, yerlerde istediğiniz gibi. E, bunun diğer bir yolu da şu e, direkt buradan seçerek atomunuzu kitleyebiliyorsunuz. Diğer bir yolu da Buradan basitçe aslında hidrojen eklemek. Bunu zaten görüyoruz. Karbon burada daha fazla bağ yapamayacağından dolayı buraya bir süsleyen gelmeyecektir. İki şekilde aslında ben konumu kitleyebiliyorum. Bu konuma süsleyen gelmesin diye biliyorum. Onun dışında daha önce hani çizim yapmamış olanlar için hani basitçe ben bir yapı seçebilirim ve ben e, burada tıklamadan konumun üstüne geldiğimde ve mesela buraya NH grubu eklemek istiyorum. Klavye'mden N'e bastığımda basitçe bu grubu ekleyecektir. Aynı şekilde sadece üstüne geliyorum o konumun ve klavyemden S'ye bastım mesela direkt hani, e, kükürtü koydu mesela oraya. Bu tarz şekillerde ben aramalarımı yapabiliyorum. Dediğim gibi yine aynı şekillerde ben buraları istersem e, substituent eklemek isterim. Farklı şekillerde e, aramak isterim. Neler var? Onların hepsini görebiliyorum. Burada tabii bir de şöyle e, durumlar var. E, farklı şekillerde şimdi arama yaptığımız zaman benim karşıma e, buradaki seçili olanlar da çıkacaktır. Bu e, yapının tuzları da çıkacaktır. İşte izotopları da çıkacaktır. Ben ister ben bunları mesela şu anlık ...seçmek istemeyebilirim işte... ...totomerleri çıksın, stereo, e, izomerleri çıksın diyebilirim... ...halka kapanmaları da olabilir... ...hani sonuç varsa... ...onun dışında... E, ...farklı... E, ...şekillerde de aramaları yapabiliyoruz... ...belki siz bir reaksiyon yazmışsınızdır... ...ve özellikle bir halka kapanması... ...ya da bir ürün yazmışsınızdır... E, ...özellikle bir halka kapanması istiyorsunuzdur... ...belli... ...şeyde... E, ...belli bir... E, halk yani... E, belli bir e, halka hiyesiyle e, bunu yazabilirsiniz. 3 üyeli bir halka istiyorsunuzdur, 5 üyeli bir halka istiyorsunuzdur. Bunları da yazabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi basit e, arama yaptığımda aslında buradan ben sonuçlarım buluyorum. İsterseniz e, query builder'dan bunu editleyebiliyorsunuz. E, direkt edit in query builder dediğimiz zaman aslında ben e, buraya çizimimi çağırmış oluyorum. Mesela siz bunu query builder'da nasıl Kombine edebilirsiniz. Şimdi diyoruz ki sentezden bahsediyoruz. Bir e, molekül sentezlemek istiyorsunuz. Evet, e, şu şu türevler olabilir. Bu yapının şu bu türevlerini sentezleyebilirim diyorsunuz. Ama hani ben bir de bunu e, nerede kullanıldığına belki bakmak istiyorum. Ya da siz e, doğal e, kaynaklardan elde edilip edilmediğine bakmak istiyorsunuz. Mesela bu evlerin Onun için biz query builder'ı da aslında daha ayrıntılı anlatmak lazım. Çünkü çok fazla alan var. Yani çok fazla yapabileceğimiz e, arama var diyelim. Çünkü burada gördüğümüz gibi çeşitli alanlar var. Bunlar şu an burada gördüğünüz kategorize şekilde. Yani ben topics and keywords'a e tıkladığımda çeşitli alanlar görüyorum. Ben burada substance properties tıkladığımda bu e, molekülün ee, ne tarz mesela atıyorum e, farklı e, şu an hani uygun olmayabilir ama hani belki gübre olarak kullanılmış mı atıyorum ee, bir işte Alzheimer'a bir etkisi var mı bununla ilgili bu özellikleri arayabiliyorum. Sentezleyeceğim veya sentezlediğim molekül hakkında burada çeşitli şekillerde yani çeşitli kategorileri alanları buraya çekerek ben bunu daha spesifik bir arama haline getirebiliyorum aslında. Mesela dedim ki ben doğal kaynaklardan izole edilmiş mi bu alınabilmiş mi ona bakmak istiyorum mesela. Isolated from natural source diyoruz ve ben burada istersem hani bunu yazadabilirim spesifik bir bilgim varsa ama şu an benim bilgim yok. Herhangi bir e, bilgiyi yani bu alanda e, herhangi bir yerden e, doğal kaynaktan elde edilmiş mi elde edilmemiş mi benim burada çizdiğim türevler ona bakmak istiyorum. Basitçe substance dediğim zaman mesela ben e, burada sonuçlar görüyorum. Mesela e, burada benim e, çizdiğim şekilde sonuçlarımı görüyorsunuz, farklı türevlerini görüyorsunuz yapımın ve burada farkındaysanız e, hit data olarak ben aslında hiç aramadan e, bulmuş mu ya bunu nerede bulabiliriz diye e, bakmadan kolayca hit data şeklinde bana. Aradığımı çıkartıyor aslında ve baktığım zaman ben buradan e, sonuçları görebiliyorum. İşte nereden izole edilmiş, hangi ülkeden mesela, e, hangi coğrafyadan izole edilmiş, nasıl? işte çeşitli yorumları, e, bununla ilgili yorumlarını görebiliyorsunuz. Artı referanslarıyla beraber tabii ki de bu da çok önemli. Dediğim gibi siz bir molekül sentezlemek istiyorsunuz ama... Bunlar acaba sizin için önemli olan konu doğal kaynaklardan elde edilmiş mi? Ben elde edebilir miyim? Ya da nerelerden elde edilmiş? Mesela onları kolayca bakıyorsunuz neyden elde edildiğini, kaç yılında elde edilmiş referansları ve işte bunların atıflarıyla hepsini kolayca aslında kısa süre içinde daha da önemlisi hızlı bir şekilde önünüze çıkabiliyor. Dediğim gibi bu şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim birincisi e, Substance Properties kısmı, ikincisi Use kısmı. E, Use kısmıyla e, ikisi hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. Ben dediğim gibi bir e, molekül sentezlediğimde bunun bir e, nerede kullanılabileceğini araştırmak istiyorum. Çünkü artık bir... Sonuçta yapıyı sentezlemek de o kadar e, önemli olmuyor. Bunun nerede kullanılabilir, ne etkisi var, e, mesela bir ilaç aktifse hangi hastalıklarda etkili, onların hepsine buradan kolayca bakabilirsiniz. Bunlara da örnekler yapabiliriz. E, yüz kısmında kolayca işte e, ne olabilir? Belki tarım, tarım alanında kullanılıyor mu? Bir şekilde e, ya da gıda alanında kullanılıyor mu? Bunlarla ilgili aramalarınızı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada geri dönelim farklı şekillerde aramalar yapabiliriz dedik bunları nasıl kaldırabilirsiniz tekrar üstüne tıklayarak bunları kaldırabiliyorsunuz dediğim gibi basitçe aramalarınızı daha farklı şekillerde yapabiliriz dedik jenerik gruplar var dedik burada güzel tarafı evet şöyle. E, seçebilirsiniz. Siz bir hetero areli alıp kolayca seçe, seçebilirsiniz. Substant olarak ekleyebilirsiniz. Burada iki farklı oluyor e, seçenek. Ya e, burada hidrojeni dahil edebilirsiniz, ya da etmezsiniz. Siz farklı birden fazla substiyanth belki koymak istiyorsunuz farklı konumlara. E, tabii ki de hepsinde e, substiyanth olsun e, istemiyor olabilirsiniz. Hidrojen de olabilir diyebilirsiniz. Bu şekilde de aramalarınızı yapabilirsiniz. Tekrar baktığımız zaman aslında benim aradığım şekilde işte sonuçlar karşımıza geliyor. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Farklı şekillerde sonuçları siz görebiliyorsunuz. Burada bir bu molekül hakkında neler var İşte bir aktivitesine bakabilirsiniz mesela bunu ayrıntılı olarak girmeyeceğim burada ancak bir molekül hakkında her şeye her bilgiye burada erişebiliyorsunuz çok kolay bir şekilde basitçe tabii ki de kes numarası olsun molekül ağırlığını evet bunları basitçe görebiliyorsunuz belki ilaç benzerliğine bakmak istiyor olabilirsiniz. Bunları görürsünüz. İşte bir aktivite modül kısmı önemli. Burada çok sonuç yok ama bunları çok geniş şeyde bir webinarda zaten inceleyeceğiz. Ancak burada ne çalışmalar yapılmıştı? İşte in vivo, in vitro çalışmaları nelerdir? İşte hangi target da? çal etkili hedef target ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Fiziksel data kısmına mesela burada yine çok sonuç yok ama e, normal şartlarda daha genel bir e, yapı aradığımızda e, burada sonuçlar çok geniş oluyor. E, fiziksel veriler kısmında mesela burada kromatografik datayı görebiliyoruz. Bu e, molekülle ilgili yapılan çalışmalar işte e, mesela spektro, spektroskopisini görebiliyorsunuz. E, Basitçe buradan da aslında sonuçları alabiliyorsunuz bir molekül hakkında kolayca. Onun dışında geri dönelim sadece bunu mu yapabiliyoruz? Mesela hayır biz buradan silelim mesela bunları ne dedik karbon zinciri çizebiliyoruz dedik ben buradan basitçe seçtiğim zaman belki de 10 karbonlu bir zincir çizmek istiyorum. Bunu tek tek tabii ki de çizmek zaman alabiliyor. Buradan tek üstüne gelip istediğim konumun istediğim pozisyonun e, tekrarlı üstüne her bastığımda bir karbon zinciri ekleyecektir Çok kolay bir şekilde e, zincirimi çizebiliyorum e, Belki de e, benim için Pardon Belki de benim için e, önemli olan e, belli bir karbon zinciri, aralığıdır. Bir aralık aramak istiyorum. Yani benim 4 ile 10 karbon uzunluğunda olabilir diyorum mesela. Bunu nasıl aratabiliriz? E, bunu da buradan aslında e, tekrarlı karbon sayısı girebiliriz. Ben buradan e, seçip seçip istediğim tekrarlanmasını istediğim karbonumu seçtiğim zaman bir aralık seçebilirim, bir spesifik bir sayı seçebilirim, 3 diyebilirim ya da diyebilirim ki 4 ile 10 arasında diyebilirim. Yani şunu demiş oluyorum, aramalarım e, aramalarımda bu karbon zincir uzunluğu 4 ila 10 karbon arasında olsun diyorum. Buna göre bana sonuçlar getir diyorum. Yani burada aslında bir e, Dediğim gibi bir tek bir sonuç almaktan ziyade neler yapılmış? E, ...genel olarak büyük resmi görmek için bu aramalarımızı yapabiliyoruz. Tabii ki de Bunlar dışında mesela silelim Buradan seçip kolayca silebiliyorum. E, bunun dışında e, neler yapabiliyoruz? E, dedim ki atom kitleyebiliyoruz. E, bunları e, farklı şekillerde aratabiliyoruz. E, jenerik gruplarım var dedim. Diğeri de e, abbreviated grup aslında. Bunun neden önemli? Şöyle bunlar kısacası e, daha doğrusu belli grupların kısaltılmış halleri. Biz de zaten e, mesela organik kimyada çokça kullanırız. Bir e, koruma grubunun kısaltılmışı, kısaltılmışı vardır mesela. Kolayca e, onu e, çizmek yerine kolayca yazarız. Yani karboksilik asitin bile e, uzun uzun yazmak yerine direkt COH diye yazıyoruz mesela. Onun için buradan, e, yine onu diyelim mesela, basitçe çağırabilirim ve buradan alıp buraya e, koyabilirim. Bunlar kısaltmaları, abbreviated grup. Mesela ben e, koruma grubu istiyor olabilirim, pardon, özür diliyorum, yanlış yere tıkladım. E, abbreviated gruptan mesela istiyorum ki e, bir ko amin koruma grubu olsun diyelim. Mesela bunu alıp ben e, buraya ekleyebilirim ve bunun işte uzunca çizmek yerine ben e, ...bunun e, buraya kolayca yerleştirebilirim. Böyle görünmesini de istemiyor olabilirim. E, bunu açmak istiyor olabilirim. Bunun içinde de kes, sağ tıkla e, expand derseniz yapınız açılacaktır. Tabii ki böyle düzensiz oluyor ama burada 2D'ye tıklarsanız... E, ...kolayca yapımız aslında reaksiz düzeltecektir bizim için. Ve üstüne geldiğimizde aslında burada bu... E, grubu görebiliriz. Bunun içinde yine e, çeşitli gruplar var dedim tabii ki de. Belki biliyoruzdur, belki bilmiyoruzdur. Onun içinde yine support center'a giderseniz ve oradan groups kısmından e, abbreviated group e, Yerine girdiğinizde list of, buradan list of, bütün e, abbreviated grupların listesine ulaşabilirsiniz mesela. Hani bunu çizmek yerine, evet belki bunun çizmesi biraz daha kolay ama daha işte e, mesela bunu çizmek yerine basitçe bu şekilde e, abbreviated grup kısmından çağırabilirsiniz. Yani yapalı, yapabilecekleriniz çok fazla ee, buradan inceleyebilirsiniz uzun bir liste dediğim gibi kolayca support center'dan e, how to edit an abbreviated group template kısmından e, listesini bulabilirsiniz dediğim gibi bu şekilde de e, yapılarınızı e, özelleştirebiliyorsunuz e, ne artık aramak istiyorsanız e, ona göre bunları arayabiliyorsunuz e, diğer bir tarafı aslında şu e, biz şimdi arama Evet bir arama yapacağız dedik molekülümüzü ya da sentezlemek istiyoruz aklımızda birkaç tent var bunları daha zengin nasıl zenginleştirebilirim birden fark birden fazla yapıyı aramak istiyorum Mesela bizim hep gördüğümüz R grupları vardır çeşitli bu R grupları çeşitli gruplar tanımlıdır ve bunların Çalışmalarını oldukça görüyoruz. Ee, burada nasıl yapabiliriz bunu? Yani ben buraya bir e, R grubu tanımlasam ve ben bu R grubuna, atıyorum R1 grubuna e, farklı gruplar e, tanımlasam yani. E, reaksiz beni anlar mı? Veya çalışmaların bu şekilde, araştırmaların bu şekilde daha da hani özel olmaz mı aslında? Evet bunu biz reaksizle yapabiliyoruz. Buna e, smart grup diyoruz aslında. Burada gördüğümüz smart R grupları. Ben burayı R1 ve R2 olarak seçtim mesela. İki grubum olacak, bir R1 grubum, bir R2 grubum ve bunlara iki tane, üç tane farklı grup tanımlamak istiyorum ve aramalarımı buna göre yapmak istiyorum. Bunu isterseniz üstüne tıklayarak değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ama ben bunu nasıl yapacağım mesela? bir ee, yapım bu olsun, böyle bir yapım olsun ve ben R grubumu e, tanımlamak istiyorum. Mesela R, R yerine, R bir yerine ne gelebilir? Diyorum ki e, bir karbonil grubu e, olsun istiyorum. E, karbonil grubu olsun ama hani öyle karboksilik asit olmasın sadece. İstiyorum ki amit grubu da olabilir, e, belki bir ester grubu olabilir. E, farklı bu alternatiflerini görmek istiyorum. Burada yani ben basitçe sadece karbon değil, azot da görmek istiyorum, oksijen de görmek istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu basitçe aslında periyodik tablomu açarak ben birden fazla atom seçebiliyorum. Nasıl yapıyorum onu Atom list dediğim zaman karbonu, azotu, oks ve oksijeni seçerek ben buraya bunu ekleyebiliyorum. Bu da demek ki demek oluyor ki reaksis buna göre araştırmalar yapacak aslında. Yani burada karbon da olabilir, azotta olabilir, bir yani amit grubu olabilir, bir ester grubu olabilir. Mesela onu hatta şöyle spesifik hale getirelim ve ben diyorum ki buraya pardon bir de farklı ester grubu olabilir diyorum bir karbonda uzatmak istiyorum bunu. Hani bu da olabilir, olmayabilir. Bunu reaksiz ona göre bütün sonuçlarını çıkaracaktır bize. Aynı şeyi bu tarafa da yapmak istiyorum mesela pardon. Bunun için yine seçebilirim. Aynı şeyi bu tarafa da yaptım. Evet bu grubun bağlanmasını istiyorum R1'e. Ama tabii burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Sen bunu seçtin ama nereden bağlanacak? Çünkü buradan da bağlanabilir, buradan da bağlanabilir. Farklı yerlerden bağlanma ihtimali yüksek. O yüzden benim spesifik olarak nereden bağlanacağını söylemem lazım r bunun içinde buradan e, attachment point dediğimiz aslında e, bu R grubu nereden bağlansın sorusuna hemen mesela ben diyorum ki buradan bağlansın dediğim zaman gösteriyor. Yani benim e, R grubum tanımladığım grup buradan bağlanacaktır. Bunu mutlaka göstermem gerekiyor mesela. Diyelim ki tamam bir de e, bu var ama ayrınt e, Kopyalayıp mesela tekrar bunun üstünde oynayabilirim. Bir de diyeyim ki e, sileyim mesela bunları e, normal şekilde bir de böyle bağlansın diyebilirim. E, karbonum olmasın bir karbon uzunluğu e, artı bir karbon uzunluğunda olmasın diyebilirim. E, bunu daha da spesifik hale getiriyorum. Bir de demiştim ki e, sübstuant gelebiliyor. Farklı sübstuantların gelebileceğini söyleyebiliyorum reaksiyse Ve diyeyim ki hani bu mesela azotta kalmasın ya da direkt işte oraya bir alkil grubu işte CH3 gelip kalmasın buraya diyorum. Yani bu evet ana e, şeyim olarak nasıl anlatayım? Ana template'im. Yani ana grubum bu. İstediğim e, atomlar burada, istediğim yapı bu. Ancak buradan sübsidiyatta de devam etsin, buradan sonra farklı yapılar gelebilir diyebilirim. Yani Demeye Demeyebiliriz tabii ki de. Ama şu an diyorum ki buradan e, buradan farklı gruplar gelebilir diyorum. Spesifik hale getirmiyorum mesela. Dediğim, böyle dediğim zaman ben basitçe aslında buraları e, ekliyorum iki noktaya ve diyorum ki devam edebilir ya da buraya eklemek de istemiyor olabilirsiniz. Aynı şeyi buraya da yapıyorum. İki tarafta devam edebilir diyorum. Sorun değil hani e, farklı süpüsyatlar gelebilir. Reaksiz bize iki sonucu da çıkartacaktır. Kitleyebilirsiniz bu arada gösterdiğim gibi. Onun dışında bir de ne olsun? E, i̇ki farklı R grubum var. Hidrojen de olabilir diyorum. Buradan basitçe hidrojeni de alabilirim. E, bunun da direkt hani bağlanma noktası. Tabii tek bir ihtimal var ama gösteriyorum. Buradan ben R1 grubum bu olsun. Bunu peki nasıl tamamlıyorum? Basitçe ben açtığımda e, seçtiğimde hepsine R1 olarak tanımlanıyor. Tabii ki ben bunu istersem değiştirebilirim. O benimle alakalı. Yani ben nasıl istersem öyle düzenleyebiliyorum. Basitçe ben burayı aldım. Hepsini seçtim ve R1 grubu olarak tanımladım. Onun dışında R2'yi de tanımlayalım mesela. Daha farklı bir yapı çizelim. Buradan yine basitçe klavyemden burası işte en olsun diyeyim. Burada bir çift pardon. Burada bir çift olmadı. Heh, burada bir çift bağım olsun diyebilirim. Ee, yine aynı şekilde bir eee hetero halka olsun istiyorum. Yani e, burada farklı pozisyonda mesela burada eee de olabilir diyorum diyeyim. Yani oksijen de olabilir diyeyim bir hetero yapıya yani karbon olmasın. Hetero halka bir yapı olsun diyebilirim. Yine aynı şekilde bu sefer de mesela bunları seçelim. Ben böyle yaptığım zaman farklı halkanın bu kısmına farklı atomların geleceğini söylüyorum aslında. Yine aynı şekilde ben alıp bunu buradan bağlayabiliyorum. Ve şöyle de diyeyim. Bunda da yapayım. Buraya da buraya da eee farklı substituent'lar gelebilir diyeyim mesela. Çünkü böyle çok farklı, çok özel kalabilir. Neler yapabilirim onlara bakmak istiyorum. Tamamen aklımda laboratuvarda nasıl sentezlesem, sentezlesem nasıl olur ya da nasıl sentezleyebilirim diye düşündüğüm süstiyatları burada yazıyorum aslında. Mesela bunu alabilirim ee, diyebilirim ki ya evet buradan e, bir yani bağlansın ama bir de buradan bağlansın diyebilirim. Onun için de basitçe silebilirim ee, ve buradan bağlanmamı buradan alabilirim. Ee, bir de bir tane daha hatta yapalım. Ve diyelim, diyelim ki bir de e, buradan olsun diyelim. Neden olmasın? Bir de farklı yerlerden bağlanmalarını aynı grubun bakmak istiyorum. E, bunu da yapabilirsiniz. Onun dışında yine e, şuraları ben e, pardon kitleme yaptım. E, buraları ben e, yapabilirim. Tekrar üstüne tıkladım açabiliyorum. Bu şekilde bir arama yapmak istiyorum. Tabi yine hidrojemi de olsun. Bakalım o da olabilir diyebilirim. E, ve sonra hepsini seçiyorum. Pardon seçemedim. Pardon. Hepsini seçiyorum. Evet bu da R2 olarak tanımlandı gördüğümüz üzere. Ben burada akıllı gruplandırma yaptım. R1 ve R2 tanımladım ve e, gruplarımı burada e, gösterdim. E, Transfer to Query dediğim zaman bana sonuçlar verecektir. Ve burada verdiği sonuçlarda mesela kesinlikle çizmediğim, benim ona vermediğim hiçbir sonucu bana vermeyecektir. reaksiz. tabii ki de başlangıçta farklı sonuçlar olmakla beraber burada benim söylemediğim, yani ona vermediğim hiçbir grubu vermeyecektir. Mesela burada görüyoruz farklı moleküller var ve farkındaysanız sadece doküman kısmı çıkıyor. Mesela hiç sentezlenmemiş olduğunu anlıyoruz aslında burada. Ben basitçe bunun ...sentez planlamasını yapabilirim. E, Retro-sentez plan, Create Retro-sentez Plan dediğim zaman... ...ben bunun e, planlamasına gidebilirim. Ve böyle yaptığım zaman e, burada göreceğiz ki... ...daha önce hiç sentezlenmemiş bir... E, ...daha önce sentezlenmemiş bir e, sonuç olduğunu göreceksiniz. Burada da or, e, olaya şey giriyor, e, bu tahminli... Retrosentez giriyor. Burada sonuç çıkması uzun sürüyor ama hani basitçe ben e, gösterdiğimde burada bir yapıyı çizerek ben bunu e, predicted yani tahminli e, yolunu e, görebiliyorum. Bu da çeşitli işte yapay zeka makine öğrenmeleriyle ortaya çıkan reaksiyon oldukça özel bir tarafı. Dediğim gibi mesela az önce yapıyı aradım ve daha önce sentezlenmemiş. E, hiç literatürde bir şey yok. E, referansı yok ve ben bunun e, daha önce işte dediğim gibi farklı şekillerde çalışan, öğretilen işte makine öğrenmesiyle geliştirilen bu e, predicted retrosentez yolunu deneyebilirim ve bana burada bir yol önerecektir reaksiz. Ben bunu tabii ki de çeşitli şekillerde e, özelleştirebilirim. Farklı şekillerde işte bir adım basamak ee, reaksiyon basamağı önemlidir benim için işte 3 basamaklı olsun istiyorumdur, 5 basamaklı olsun istiyorumdur. Önemlidir. Tabii de processing timeı var. Şu an o yüzden hani gösteremeyeceğim. Mesela 15 dakika genelde standart 15 dakikadır. Ne kadar zaman verirsek tabii ki de o kadar fazla bize şey yapacaktır sonuç daha güzel sonuç çıkaracaktır. Tabii ki de burada diğer bir şey de e, kesinlikle işte literatürde mevcut e, yollarla bize sonucu da verebilir. Ama e, tahminli yani tahmini retrosentez bu tahmini reaksiyon yolları gerçekten e, son zamanlarda da çok popüler olmaya başladı. Çünkü e, evet makine Böyle yapay zeka dönemindeyiz diyoruz özellikle. E, bu sentez planlamalarında gerçekten oldukça tutarlı sonuçlar çıkıyor. Mesela e, projelerimde atıyorum bir tane örneğimi göstereyim nasıl sonuçlar alabiliyorum. E, burada bakıyoruz daha önce hiç sentezlenmemiş ve 8 farklı e, sentez yolu önermiş bana Reaksiz, bu reaksiyon için. Olur veya olmaz. Mesela onu biz kendimiz tabii ki de bakarak mantıklı mı değil mi diye düşünebiliriz. Ee, mesela bakalım Reaksiz bize e, bu konuda ne e, yollar vermiş, görelim. Böyle ee, şunu aslında iptal etseydik. internet konusunda biraz sıkıntılıyım sanırım. Bunu mesela şu an iptal edeyim. <laughs> Heh, mesela bakalım burada bana neler vermiş? Bir bu e, aramanın sonucunda ben ne tarz e, sonuçlarla karşılaşıyorum? Çünkü benim bir molekülüm var. <laughs> Düşündüm bunu yapabilir miyim e, laboratuvarda? E, baktım daha önce hiç sentezlenmemiş e, ama işte ben nasıl sentezleyebilirim? E, reaksiz bu konuda biz aslında yardımcı oluyor. Biraz e, açılmadı Biraz daha bekleyelim. Burada tabii ki şöyle olacak. Farklı 5 tane 8 tane yol önermişti. Burada 8 farklı yolu görüyoruz aslında. Daha önce bunlar dikkatinizi çekelim. Daha önce sentezlenmemiş literatürde olmayan yollar orijinal yollar dediğim gibi. 8 yolun 8'i de tabii ki de gerçek hayatla eee yani laboratuvarda yaptığımız bazen yayınlanmış e, makalelerde bile tutmuyor olabiliyor tabii ki de. Ama burada e, önemli olan e, belki bizim görmediğimiz, gözden kaçırdığımız ya hani böyle yapsak olur mu? Ya da ya böyle yapılabilir miydi diyebileceğimiz yolları görebilmek aslında. Burada istediğimiz yani 8 farklı yol var ve istediğimize bakıp seçebiliriz. Mesela buradan bunu e, review diyerek ben e, genişçe inceleyebilirim. Neler yapılmış, e, yani neler bana öneriyor daha doğrusu. Tabii ki burada e, bir de referanslarıyla verecek. Şimdi bunlar literatürde sentezlenmedi. Evet, literatürde yok. Nasıl referanslar oluyor? Şöyle, e, tabii ki de genel hatlarıyla bir e, mantıkla yani reaksiyonun bir kalıbı ne buluyor mesela belli bir spesifik reaksiyon üzerinde aramalarını yapıyor. Yani bu buna da benziyor. Hani burada yapılan reaksiyona benziyor aslında. E, buradaki yapılan koşullar olduysa bunu da benzer koşullarda yapabiliriz diye referanslarını da veriyor burada aslında bize reaksi Mesela ben burada bütün yolumu görebiliyorum. E, bana önerdiği işte başlangıç malzememden başlıyorum ara ürünlerim ve e, son... Ürünümü görebiliyorum. Burada da yine e, referanslarımı kolayca görebiliyorum. Burada e, şuna da değin, değinmek istiyorum. Mesela e, farklı referansları gösteriyor. E, bunu söylememin sebebi şu. Bana burada bir skor veriyor. Bu skorda şunu aslında söylüyor. Benzerlik skoru gibi düşünebiliriz. Yani burada... Step 1 dediğimiz step 1'de e, adım birinci adımda yani daha doğrusu e, sondan geriye gidiyoruz tabii ki de e, buradaki adımda referans olarak neyi gösterdiğini söylüyor ve bu e, gösterdiğinin benzerlik skorunu veriyor. Tabii ki de bir hani en yüksek e, benzerliğini gösteriyor ve olabilitesini aslında burada yorumlayabiliyoruz mesela buradan şey, şey yapabilirsiniz e, mesela 0.73 var benzerlik oranı biraz daha düşüyor ve burada hani evet e, benziyor ama güvenilir mi güvenilmez mi bu reaksiyon bunların yorumunu yapabiliyorsunuz aslında e, isterseniz dediğim gibi e, step 2 var oraya geçebilirsiniz direkt ve bakabilirsiniz ben bunu e, referanslarıyla bana neler veriyor Reaksiz ne düşünüyor da bana bu ee, yolu öneriyor çünkü gerçekten altında inanılmaz e, işler yatıyor bu e, öngörülen e, retrosentez planlamalarında aslında e, oldukça farklı kişiler bilir kişilerle çalışılmış bir şekilde ben bu planlama yapabiliyorum mesela çok düşük olduğunu görüyorum ve diyorum ki ya bu evet bana da mantıksız geliyor deyip bunu eleyebilirim Onun dışında daha farklı, daha güvenilir reaksiyon kaynaklarıyla. Ya evet bunu böyle düşünmüş. Bence de buradan yapılabilir diyebilirim. Ee, onun dışında tabii bunlara bakmaktan ziyade e, şöyle de yapabiliriz. Ben buradan e, bir şeyler ekleyip çıkarabilirim. Mesela evet buraya kadar söylemiş bana e, planlaması bu şekilde ama ben diyebilirim ki ya Hani bu bu molekülü ben satın almak istemiyorum, sentezlemek istiyorum da diyebiliriz. Yani ben bunu kendime göre modifiye de edebilirim. Basitçe artı dediğim zaman bana burada e, bu molekülde nasıl sentezleyebilirim, onun sonuçlarını çıkaracaktır ve ben kendime göre bir adım daha ekleyebilirim mesela burada çeşitli e, sonuçlar göreceksiniz. İşte e, yine tahmini yollar verecektir size. Ben buradan basitçe ...seçerek atıyorum, bunu seçerek ekleyebiliyorum. Ve bu şekilde kendimce de bir e, dokunuş katmış oluyorum aslında e, sentez planlamama. E, mesela işte dediğim gibi farklı bir yol kattım. Burada e, yine diğer önerilen yerlere kolayca geçebilirsiniz. E, bunu eksport edebilirsiniz farklı formatlarda indirebilirsiniz laboratuvarda kullanmak üzere ya da e, birine gönderebilirsiniz